Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunun da tümü yazan yeri işaretlerseniz o şekilde bildirimlerden haber alabilirsiniz. Yoksa YouTube'dan bildirim gelmiyor, zil işaretlerini işaretlemediğiniz takdirde. Evet arkadaşlar, şimdi size şöyle tek renk zümrüt yeşili cenk bir yazma ve şöyle arkadaşlar arpa boncuğumuzdan bakın şu şekilde tutayım. Sarı böyle bu şekilde arpa boncuğu. Çünkü arpa boncukla yapılan genelde hep eski modeller olur. Fakat yenilenmiş ilk defa göreceğiniz arpa boncukla iki sıra, şöyle çift sıra giden bir model hazırladım. Şöyle tığımızı da gösterelim. Tığım da 22 numara. Bakın modelimiz şu şekilde. Evet, modelim bu şekilde. Bakın şu ilk sırasını böyle iki tane kirpikli trabzan yaparak devam ettiriyoruz. Dört kenar yapıyoruz. Sonra ilk sırayı bitirdikten sonra ikinci sırada arpa boncuklu böyle kirpikli trabzanları yapıyoruz. Bakın hem de hafif hem de ilk sırayla şöyle hareket getirmiş oluyoruz modelimizi. Şöyle az yaptım ama çok olunca çok hoş duruyor arkadaşlar. Çok güzel duruyor. Şöyle benim beyaz arpa boncuğum olmadığı için bu şekilde sarı kullandım. Örnek amaçlı yapıyorum. Tabi beyaz kullanırsanız daha da böyle güzel, böyle pırıl pırıl inci gibi duracaktır. Evet, şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Her zamanki gibi ilk önce şöyle ikişer zincir çekerek tülbentin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz. Öbür video kanalımda 696 nolu videoda tüm püf noktalarıyla kenar tığlama işlemi mevcut. Şimdi arkadaşlar bakın bu şekilde şöyle köşeden biraz pay bırakarak trabzan yaparak ilk başlama şekli bu şekilde oluyor. Şimdi bakın, arka tarafı unutun, ilk başlar gibi başlıyoruz. Şöyle bir zincirimi çekip ipimi tığıma tutturdum. Bir defa tığımı doladım. Bir, iki tane tığ battı atlayıp üçüncü tığ battının içine giriyorum. Şöyle iki ve iki alarak bir trabzan yaptım. Dört zincir. Buraya kapattım. Hemen bir defa tığımı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle iki ve 2 olarak aldım. 4 zincir. Buraya kapatıyorum. Bakın. Şöyle ikili trabzanların üzerine bu şekilde kirpik yaptım. 5 tane zincir. Bir defa tığımı doladım. Şöyle 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 2 alarak trabzan yapıyoruz. Böyle minik trabzanlar yapıyoruz. Fazla da kaba olmasın diye. Tekrar kirpiği trabzana kapatıp şöyle tomurcuk oluşturdum. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battının içine 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Şöyle trabzana tomurcuğu kapattım. Geçiş köprüsü olarak 5 tane zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. 2 tane atlayıp 3.'ye şöyle 2 olarak aldım. Şimdi arkadaşlar bu geçiş köprüsü 5 buraya az biraz gerdiriyor diye düşünürseniz yanılıyorsunuz. Çünkü ikinci trabzanda normalleşiyor bu burası. O yüzden siz zincir sayınızı hiç çoğaltmayın. Bakın bir defa tığı dolayıp aynı tığ battıya kapatıp trabzan yapınca bu tarafı doğru bir bollaşma oluyor. 1 2 3 4 zincir. Şöyle sabitledim. Bakın. Zincir, verdiğim zincir sayılarından hiç şaşmayın. Yine 5 zincir. Bu şekilde çok güzel bir modelimiz olacak inşallah. Evet, ilk sıra bu şekilde devam ediyor. 2 tane atlayıp 3.'ünün içine 2 ve 2 alarak trabzan yaptım. 4 zincir. Hemen kapatıyorum. Bu şekilde. Bir defa tığımı doladım. Aynı tığ battıya giriyorum. 2 ve 2.
4 zincir kapatıyorum. Şöyle trabzanın arasını. Tekrar 5 zincir. Ara köprü zincirimiz 5, tomurcuk zincirimiz 4 tane. Bir defa tığımı doladım. 2 tane atlayıp 3.'ye şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3 ve 4 zincir. Kapattım. Yine tığımı dolayıp şöyle 2 ve 2 olarak trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapatıyorum. 5 zincir. Hemen bir defa tığı doladım. 2 tane atlayıp 3.'ünün içine girdim. Şöyle 2 ve 2. 4 zincir. Trabzanın arasına girip kapattım. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya giriyorum. 2 ve 2. 4 zincir. Trabzana girip kapattım. 5 zincir. Bir defa tığımı doladım. Hemen 2 tane atlayıp 3.'ye şöyle 2 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir defa tığımı doladım. Yuvaya girdim. 2 ve 2. 4 zincirimi çekip şöyle üzerine 5 zincirden köprü. Evet arkadaşlar. Bakın bu şekilde oluyor. Sizle yaptık. Yaptığımızda bu şekilde oldu. Bakın zincir sayıları da ne bol ne de dar. Bu şekilde zincir sayılarını da çekerek ilk sırayı yaptık. Şimdi üzerindeki bu inceli kısmı yapalım. Evet, ikinci sırayda bakın aynen bu 5 zincirli ara köprünü içine sık iğne yaparak başlayacağız. Yine dediğim gibi arkayı unutalım. İlk başlar gibi başlayacağız. Bakın ipimizi tığımıza tutturduk ve bu 5 zincirli ara köprüye sık iğne yaparak başladık. İlk defa başlıyoruz gibi ve 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5 zincir. Buradan hemen arpa boncuğu ipe taktım arkadaşlar. Şöyle yaparken evde sağda solda dökülme olmasın diye bu şekilde hazırladım. Şimdi bırakmış olduğum ilmeğimi de şöyle incimin içinden geçirip 5 zincirin üzerine bu şekilde arpa boncuğumu kaydırdım. Şöyle bakın tığımın başını 3 defa doluyorum. Ve hemen diğer bu 5 zincirli köprüye şöyle 1, 2, 2, 2 ve 2 alarak bakın bu şekilde uzun bir trabzan yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya ilk olduğu için 6 tane zincir çekiyorum. Şöyle trabzanımın arasına girip ilk kirpiğimi bu şekilde kapattım. Diğer ikisini 5 çekiyorum. Şöyle 5 zincirimi trabzanımın arasına girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Buraya sık iğne ile trabzanın arasına 5 zinciri kapatıp bu geriye kalan bakın bu şekilde 3 tane kirpik yaptık. Geriye kalan kısma da 5 tane sık iğne yapacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. 6. sık iğnemi yuvada yapıyorum. Bu şekilde şöyle 6. sık iğneyi trabzan yapmış olduğum köprüme kapattım. Bu şekilde ilk çiçeğimizi yapmış olduk. Yine 5 zincir çekiyorum. Bu 5 zincirde incimin boyutu, incimi bu yuvaya oturtturacağım. Bakın inciyi aldım. Şöyle ipi bıraktım. Buradan hemen arka tarafından tığımı yerleştirip ucuna da bu şekilde ilmeğimi bıraktığım ilmeği takıp şöyle 5 zincirin üzerine kaydırıyorum. Tam 5 zincirlik bir arpa boncuğum. Benim arpa boncuğum gayet küçük ve 5 zincire oturuyor. 3 defa tığı doladım arpa boncuğunun üzerine. Hemen sıradaki 5 zincirli köprüme girip şimdi trabzan yapacağım. 1 tane 2 2 şöyle 2 2
Fazla da arkadaşlar uzatmadan şöyle sıkı sıkı kalın bir trabzan yapıyorum ve 6 tane zincir. 5 ve 6. Buraya bir kirpiğim. Diğerleri 5 zincir. Hemen kapattım. Bu ikinci kirpik. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Buraya trabzana kapattım. Şöyle. Geriye kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle tutup net gözüksün. 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde sık iğnemizi yaptık. Altıncıyı da yuvada köprüde sabitliyorum. 5 zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde 5 zincirimi çektim. Hemen arka tarafından dolanıp ilmeğimi tutuyorum. Şöyle. İpimi taktım. Evet, şimdi yine trabzan yapacağız. Bakın tam görüyorsunuz 5 zincirlik bir arpa boncuğu oturtturduk. 3 defa tayı doladım. Hemen şöyle 1, 2, 2, 2 ve 2. Bu şekilde trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Zincirleri ne kadar sıkı çekerseniz kirpikleriniz o kadar kalıp gibi durur. 3, 4 ve 5. Yine trabzana 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen trabzanıma 3. kirpik olarak kapattım. Geri kalan kısma da 6 tane, 5 tanesi yuvaya, trabzana, bir tanesi de ara köprüye olacak şekilde toplamda 6 tane sık iğne yapmış oluyoruz. Bakın ara köprüye de bu şekilde sabit. Evet, şimdi yine 5 zincir, şu sonuncu incimizi de yapalım. 5 zincirimi çekip ipimi bırakıyorum. Bakın bu arka tarafından şöyle tutayım net gözüksün. Buradan hemen takıyorum. Bırakmış olduğum ilmeğimi de takıyorum bu şekilde. Bunu bu arpa boncuğun içinden geçirip 5 zincirin üzerine oturtturuyorum. Yapımı çok kolay, çok da zevkli. Kamerada bile bu kadar rahat yapılıyorsa oturduğumuz koltukta daha güzel, rahat bir şekilde yapılır. Bir de bakın ipe de dizdim sizlere kolaylık olsun diye. 1, 2, 2, 2 ve 2. Bakın uzunca bir trabzan yaptım. Hem 3 kirpiği hem de 5 sık iğneyi alacak inşallah. Hemen 6 zincir. Şöyle kapatıyorum 6 zincirimi. 5 zincir. Kapatıyorum 5 zincirimi. 3, 4, 5 zincir. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Geri kalan kısma 5 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane sık iğne. Altıncıyı da bu şekilde yuvada yapıyorum. Bakın yine 5 zincir yapıp devam edeceğim. Ben bu geri kalan kısmı tamamlayayım. 3 tanesini, 4 tanesini sanırsam arkadaşlar beraber yaptık. Geri kalan kısmı da biraz daha yapıp şöyle gözünüze hoş gözükmesi için yapıp geleyim. Evet arkadaşlar, şöyle modelime bir uzaktan bakın istedim. Şöyle modelimi ütülemedim arkadaşlar. Tabii bunu ütülerken ya ütü tabanlığı veyahut da ıslak bez arka tarafından ütülerseniz daha iyi olur. Çünkü bu sıcak fazla ısınınca erime ihtimali var. Sonuçta plastik bu boncuklarımız. O yüzden arka tarafından ütülerseniz şöyle daha güzel olacaktır. Bakın. Birazcık incelecektir. Alt kısmına rahat sürülür ama şu üst kısmına muhakkak bir böyle ütüde tabanlık veyahut da bir
Şöyle hafif nemli bezle ütülerseniz, fazla ıslak olmayan. Çünkü oyanın veya tülbentin de rengi alınmasın. Hafif nemli bir beyaz bezle, tülbentle ütülenirse güzel olur. Daha hoş olur. Bunlar zaten bir kere ütülenince bir daha bu ipler fazla ütü istemiyor arkadaşlar. Böyle arka tarafından ütülenince çok hoş duracaktır. Evet, modelim bu şekilde. Bakın arkadaşlar, kalıp gibi de oldu. O da zincirlerinin sıkı çekmesinden dolayı bu şekilde kalıp gibi oldu. Şöyle bakın, arpa boncukların yapımı da kolay. Hemen ipe takıp ipten 5 zincirin üzerine bu şekilde boncuklarımızı indiriyoruz. Gerçekten arkadaşlar şu birinci sıra ayrı bir hava kattı. Bakın, tığ battının üzerine yapmaktansa bu kirpikli trabzanların üzerine yapmak çok hoş oldu. Evet, modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.